Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 5. maddesi üzere söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, geçmişten gelen önemli bir metinden bir paragraf okuyarak başlamak istiyorum. Bugünü sanki görmüş gibi bugüne ışık tutan bir paragraf. Ülke iç ve dış yatırımcılar açısından cazibesini kaybetmiş. Bunun sonucunda Türkiye ürkütücü boyutlarda mali ve beşeri sermaye kaybına uğramıştır. İyi yetişmiş nitelikli insanlarımız arasında bile işsizlik had safhaya ulaşmış, yetenekli genç beyinler geleceklerini yurt dışında aramanın telaşına düşmüşlerdir. Bu umutsuz tablo meydana gelen emsali görülmemiş ekonomik kriz ile zirve noktasına ulaşmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılı seçim beyannamesi 7. sayfa. Bugünü görmüş bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ta o zamandan 2002 seçimlerine yönelik olarak bir seçim beyannamesi hazırlamış ve bu görmüş olduğunuz değerli paragrafı yazmış. Evet, Türkiye 2002 seçimlerine giderken önemli bir krizle karşı karşıyaydı. Ama o kriz 4 sene sürmedi. O kriz V şeklinde diye tabir edilen ekonomistlerin hızlı bir şekilde bir yıl içinde tekrardan yükselişle, ekonominin yükselişiyle sonuçlanan politikalarla karşılandı. Bugün biz Ağustos 2018'den beri net bir şekilde 4 yıldan beri ağır bir kriz altındayız. Ama Adalet ve Kalkınma Partili kalemler ya da Adalet ve Kalkınma Partili sözcüler bu krizi ısrarla reddediyorlar. İkinci bir yine aynı beyannameden, bu sefer beyannamenin 18. sayfası başka bir bölüm okuyayım isterseniz. Partimiz hukuku korkutmanın ve cezalandırmanın değil, adaleti sağlamanın aracı olarak görmektedir diyor Adalet ve Kalkınma Partisi seçim beyannamesinin 18. maddesi. O da bugünleri görmüş, bugünleri görmüş. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada 2012 yılında 136 bin kişi tutukluyken 2022 yılında bu sayı 314 bin kişiye çıkmış durumda. Uzun zaman tutuklanan, uzun zaman tutuklu kalan kişilerden dolayı, hazırlanmayan iddianamelerden dolayı tutukluluk süresi tam anlamıyla bir cezalandırmaya dönüşmüş durumda. İşte bunların arasında en çok bilinen örneklerden bir tanesi Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu 16 kişiyle ilgili iddianame 16 ay boyunca hazırlanmadı. İddianame hazırlanmadığı için tutuklu kalıyorsunuz. İddianame hazırlandıktan sonra da davalar geç görüldüğü için, siyasi davalara dönüştürüldüğü için bir de onun için tutuklu kalıyorsunuz. Daha uzağa gitmeye gerek yok. Bizim önceki dönem milletvekilimiz Mustafa Balbay 4 yıl 9 ay tutuklu kaldı ve sonra o tutuklu kaldığı davadan beraat etti. Yine milletvekilimiz Tuncay Özkan 6 yıla yakın. Mehmet Haberal milletvekilimiz 4 yıl 3 aya yakın tutuklu kaldı. Yine beyannamenin bu sefer 49. sayfasından bir metin. O da bugünü görmüş. Diyor ki 25 yıllık dönemde belli aralıklarla uygulamaya konulan istikrar programlarına rağmen enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanamamış. Enflasyon sürekli bir artış eğilimi göstermiştir. 2001 yılı itibariyle sadece 4 ülkenin Angola, Kongo, Zimbabwe ve Beyaz Rusya enflasyon oranları Türkiye'nin üzerinde kalmıştır diyor. Yani biz beyanname yazıldığı tarih itibariyle dünyada enflasyonu en yüksek 5. ülkeyiz. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı eleştiriyor. Şimdi biz dönüyoruz bugüne bakıyoruz. Bugüne bakıyoruz. 2022 yılı Kasım ayında bizde enflasyon 84.39. Hangi ülkeler bizim üzerimizde diye bakarsak Zimbabwe yine aynı, çok değişen bir şey yok. Lübnan, Venezuela, Sudan ve Arjantin. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi bu sistemi, bu düzeni, iktidarı eleştirerek gelmiş. Geldiğinde de 20 sene boyunca yaptıklarının hepsinin kümülatif toplamının sonucunda Türkiye geldikleri dönemkinden çok daha geri bir noktada. Üretici fiyatları endeksinde rakam 136, %136 Türkiye'de. Burada üstümüzde kimse yok. Burada rekor kırmışız. Bu arkadaşlarımız sayesinde üretici fiyatları konusunda Türkiye dünya birincisi. Ama buna rağmen Erdoğan diyor ki, açık söylüyorum, herkes hesabını 2023'te 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Buradan bu beklentiler ötelenerek, bu sözler verilerek vatandaşın karnı yeterince enflasyona doydu. Herhalde 2023 yılında durumun öyle olmayacağını herkes görüyordur. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin önemli bir sorunu da uyuşturucu. Yüce Meclis'te bu konu çok konuşuldu. Bir İçişleri Bakanımız var, evlere şenlik. O İçişleri Bakanı'nın burada
siz değerli milletvekillerine ya da burada olmayan siyasetçilere laf yetiştirmek dışında çok bir meziyetini görmedik. Ben geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep'teydim. Durum facia. Ondan önce Urfa'daydık. Orada da durum facia. Bırakın şehir merkezlerini, oraların küçük ilçelerine kadar neredeyse okulların önünde satılır hale gelmiş uyuşturucu meselesi. Ben size çok uzatmadan Gaziantep'te nerelerde uyuşturucu satıldığını açıklayayım. Bunu İçişleri Bakanı'nın bilmemesi mümkün mü? Bilmemesi mümkün değil. Peki bu uyuşturucu bundan bir sene önce satılırken, bugün satılırken, yarın da İçişleri Bakanı'nın teminatı altında satılmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Gaziantep'te Vatan Mahallesi 25 Aralık Polis Merkezi yanında Yavuz Sultan Selim Lisesi civarında uyuşturucu satılıyor. İster ihbar kabul etsinler, ister bir an önce gidip müdahale etsinler ama Gaziantep'i bu illetten kurtarsınlar. Hasırcıoğlu ve Hacı Baba mahalleleri arasında Farabi Sokak, bağımlı bireylerin her keseye uygun 7 gün 24 saat uyuşturucu temin edebilecekleri bir yer. Karşıyaka'da Kocatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Anadolu Lisesi, Mehmet Çolakoğlu ilk ve ortaokulların bir arada bulunduğu çevrede kolaylıkla uyuşturucu madde bulunabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, görünen o ki kimsenin reklama falan ihtiyacı yok. Herkesin bildiği gerçeği meclis kürsüsünden dile getirmenin tek bir nedeni olabilir. Yetkililerin yapmadıkları işi, yapmadıkları görevi yapmaya davet ediyor. Biz bunu Gaziantep'te anlattık. Anlattıktan sonra bir gazeteci arkadaşımız Özlem Gürses buralara gitti. Farabi Sokağı bizzat gitti. Oradaki insanlarla görüştü. İzlenimi şu: sadece burada uyuşturucu satılır diye tabela asmadıkları kalmış. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Adam tutuklanırsa karısı satmaya devam ediyor. Kesilen uyuşturucu müptelası olan çocukların kesmiş olduğu kabloları hangi hurdacıya sattığı, hangisinin kaç para ettiği, ondan sonra bu ailelerin hayatlarını nasıl devam ettirdiği, uyuşturucu ile fuhuşun beraber bir şekilde nasıl yürüdüğü Gaziantep'te gayet iyi bilinen bir gerçek. Açık söyleyeyim, Gaziantep'te 10 yıl önce bu yoktu. 15 yıl önce bu yoktu. 20 yıl önce bu yoktu. Türkiye ağır krizler yaşadı. Evet, 2002 beyannamesinden pasajlar okudum. O 2002 beyannamesi yazıldığında Gaziantep'te işsizlik vardı, yoksulluk vardı, uyuşturucu yoktu. Mafya yoktu. Bugün sizden diyeceğim. Yayınlanan yerel gazeteleri şöyle bir baksın değerli iktidar milletvekilleri. Orada her gün kimin kimi vurduğunu, hangi meseleden dolayı çatışma çıktığını, yerli yabancı mafya gruplarını, Suriyeli midir değil midir, bütün detayları orada okuyabilirler zaten. Gaziantep bildiğiniz Teksas'a dönmüş. Teksas'ta bile uyuşturucu yoktu, burada uyuşturucu da var üstüne üstlük. Değerli arkadaşlar, son olarak Avrupa Birliği parlamentosunda bir skandalla karşı karşıyayız. Bir Yunan milletvekili Katar bağlantılı bir şekilde rüşvet operasyonuna uğradı. 4 milletvekili evleri arandı. Milletvekilliği düşürüldü. Başkan yardımcılığı görevinden azledildi. Meselenin nereye gideceğini henüz siyasetçiler soruşturma tamamlanmadan kendi üzerlerine düşen siyasi sorumluluğu yerine getirdiler. Ve parlamento gerekli kararlar aldı. Bir başkan yardımcısını görevden el çektirmeniz için toplam parlamentodaki milletvekillerin 1/3'ünün onayı gerekiyor. 625 kişi onay verdi düşürülmesine. Bir kişi hayır dedi, 2 kişi çekimser kaldı. Yani bütün siyasi partilerde bu konuda bir konsensus oluşmuş durumda. Peki bizim o az önce uyuşturucu konusunda görevini yapmayan İçişleri Bakanımız en yetkili ağız olarak çıkıp bu parlamentoda mafyadan ayda 10 bin dolar rüşvet alan birisi var dedi mi? Dedi. Bu gözler onu gördü, bu kulaklar onu duydu. Dedi. Ondan sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Gazi Meclisi, Yüce Parlamentosu'nu yöneten meclis başkanımız bu konuyla ilgili ne yaptı? Bu arkadaşlarımız, benim solumda kalan arkadaşlarımız niye zan altında kalmamak için bu konuyu gündeme getirmediler? Sen niye böyle konuşuyorsun? Sen bu iktidarın da bakanısın. Bunu nasıl söylersin? Çık o kişiyi açıkla kardeşim. Biz de gereğini yapalım. Bütün siyasi partiler olarak gereken neyse dokunulmazlığının kaldırılmasını da kaldıralım. Niye denmedi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirmiş olduğu nokta Türkiye'yi maalesef bu. Ahlaki çöküntü, ekonomik kriz, mafya ve uyuşturucu çeteleri teslim olmuş.